Abi gerçek anlamda hep bir sorumuz var. Dünyayı kim yönetiyor kavramı? Şimdi bu bahsettiğimiz Aytuç Altındal bu görüşü nasıl belirliyor? Dünyayı ona göre kim yönetir? Bakın şimdi dünyanın öncelikle yönetim... Gerçekten yönetenler var mıdır evet. diye biz de soru evet, soralım evet, tabii evet. arkasında. Var mı? Var. Evet. Bir defa bunu bir koyalım bir kenara. Yani insanlar yönetilmek için var zaten. Yani şöyle bir enteresan bir olay vardır. Tevrat'ta baş, açılış Genesis bölümünde Tanrı ile e, Tanrı diyor ki seni yarattım ama senin bir misyonun var diyor. Tabiata ve hayvanların hepsine hakim olacaksın ve onları yöneteceksin diyor. Evet. Şimdi dolayısıyla insanın fıtratında doğuşunda yönetmek misyonu var. Kim vermiş bunu tanrı vermiş. Tanrının verdiği bir misyon var. Tabiatı ve hayvanları ve denizleri ve gökleri tüm bu döngü hepsini evet. sen yöneteceksin diyor. Onun içindir ki İslam dininde insan denildiğinde insan kimdir denildiğinde eşrefi mahluk denir. Yani evet. insanların yaratılmış olanların en şereflisi denir. Neden? Çünkü böyle bir misyonu var. Hiçbir hayvanın şey yeryüzünü yönetme misyonu yok. Hiçbir ağacın, hiçbir bitkinin, hiçbir tabiat olayının yeryüzünü yönetme misyonu yok. Bir tek insanoğlunun böyle bir misyonu var. Öyleyse yönetmek ve yönetilmek... insanoğlunun fıtratında vardır diyorsunuz. Bravo. Evet. Peki yönetmek ve yönetilmek meselesinde kıstas ne olabilir? Kimler yönetici, kimler yönetilen olur? Burada da Kur'an'dan yola çıkarak söyleyelim. Bu da benim kendi inançlarımı evet. anlatıyorum. Başkaları başka türlü değerlendirebilirler tabii. Bilenle bilmeyenin bir olmadığı meselesi vardır. Ancak bilenler yani ehli havastan olanlar havas kavramının bir anlamı da bilen bilen anlamıdır. Evet. Bilenler ile bilenler bilmeyenleri yönetmekle yükümlü kılınmışlardır. Evet. Çünkü ona o bilginin gelmesi de buna değil de bu şahsta Olması da ilahi bir e, girişimdir. Yani, Şimdi en evet. büyük problem anladık ki yani e, yer küreyi insanoğlu yönetecek. Misyonu İnsanoğlunun mı? da kendi fıtratına göre daha iyi yönetenler, daha iyi e, yönetilenler var. Peki abi kendi çıkarları için yönetenleri nasıl anlayacağız? Bravo. Şimdi e, hadi diyelim ki hemen direkt gireyim ben öyle fazla uzatmayı evet. sevmem ben. Efendim masonlar dünyayı üretiyorlar mı? Evet. Türkiye'deki masonlar bilmem ne mi? Türkiye'dekiler bir defa dandik mason yani. Evet. Mason değil fason yani. İşte evet. görüyorsunuz gazetelere de düşüyorlar. Üç kuruş için skandallara sebebiyet evet. veriyorlar. Yok bilmem toplanmış paraları inanmış bir takım insanlar. Evet. Yani onların arasına katılmış mason olmuş belli bir para ödemiş bir şeyler yapmış. Onları da iç eden üstadlar var. Bunlar da gündelik basında yer alıyor yani. Bunlar da bu ha, mertebede şimdi, üst sıradaki evet, insanlardan başlıyoruz. Şimdi bahsediyoruz. yalnız evet. tabii bütün bunların dışında 2500-2700 yıldır gelen gizli örgüt gelenekleri var. Evet. Gizli örgütlenmeler var. Gizli derken de bunun tam karşılığı Secret Society adı altında ama mysterious esrarengiz öğretiler de değil. Evet. O kült. Okült kavramı var. Yani ok, okült gizli demek. Abi. Bir, çok kısaca buna niye ihtiyaç duyuldu? Bakın söyleyeyim. Evet. Çünkü bir olayı anlattığınız zaman herkesin aynı olayı anlaması mümkün değil. Aynı bir, olayı bir, da aynı bir, tepkiyi göstermesi Bir imkanı. Küçük örnek evet. vereyim. Mesela gündelik hayattaki iletişim aracı nedir? Dil. Evet. Değil mi efendim? Şimdi bakın Türkiye'de ben 1985-87 yıllarıydı galiba bir araştırma yaptırmıştım. Türk halkı kaç kelimeyle düşünüyor diye. Çok hazindir ki İstanbul 200-220 kelimeyle gündelik hayatı geçiyor. Güneydoğu Anadolu'ya gittiğiniz zaman özellikle kadın nüfus arasında bu kelime 71'e 72'ye düşüyor. Yurt dışındaki oran nedir abi? Yani 1500-2000 evet. arasındadır. Gündelik değil diyorum. Evet. Şimdi 100 kelimeyle duyup düşünüp davranan bir insanın karşısına 15 bin kelimeyle, 50 bin kelimeyle, İngilizce 1 milyon kelime. Karşısına birisi geldiği zaman, o şahsla ne, nasıl bir diyalog kurabilir? Onun yüz kelimesine inmek zorunda. Bilmem anlatabildim. Anlıyorum. Mi? Yani dolayısıyla bazı bilgiler insanlara aktarıldığı zaman, onları deli yapabilir, hasta yapabilir, ruh hastası haline getirir. Ee, onun için gizlenmiş bu bilgiler yani okült bilgileri demişler ki bizim aramızda konuşalım da biz bunları efendim biz kendi aramızda kendi yetiştirelim kendi çocuklarımızı vesaire çünkü halka intikal ettiği anda bakarsınız hiç istemediği olaylar çıkar mesela ben dedim ya Zürich'te bir yayın evi kurdum evet. Modus Vivendi o yayın evinde e, Isaac Newton'un hiç bilinmeyen bir Kitabını yayınladım. Ölümünden sonra yayınlanmasını vasiyet ettiği bir kitap. Bu Daniel peygamberle ilgili. Herkes Isaac Newton'u tabi matematikçi, fizikçi diye tanıyor ama aslında okültist ve alşimist bir adam. Evet. Gerçek hayatı bu. Ben onun kitabını yayınladım ve e, tamamen şifreler üzerine ve İncil'deki şifrelerin çözümleri üzerine bir kitaptır. Orijinal metin. Onu yayınladım. Sonra Oxford Üniversitesi... E, benim o kitabı alıp başa koydular. Sonra da ya Isaac Newton gerçekte hiç biz anlamamışız, tanımamışız ama alçimist ve majisyen. Yani büyücü yani. Aynı zamanda masondur kendisi. Büyük de evet. gül ve haç şövalyesi. Yani Isaac Newton. Bütün bunlarla uğraşmış. Peki niye bunları o zaman açıklamadı? İşte açıklayamıyorsun. Açıkladığın zaman herkes başka türlü bir şey anlar. Anlamazlar yani. Ancak kendi grubun Şimdi açıklanmayan içinde... açıklanmayan bilgileri bir yerde evet. sakladık. Bunlar, Bunlar ilgili 2700 de, senedir evet. devam eden bilgiler. Mesela 2700 yıldır gelen gizli örgütlenmeler evet. var. Evet. Bunlar tamamen böyle... Bu modelde de değil. bu gizlenme üzerine kuruldur diyorsunuz. Bravo. Doğru mu anladım? Doğru. Evet. Şimdi... Mesela Gül Haç kardeşliği. Şu evet. benim yazdığım. Herkese Herkese tan kitabınızda tanıtalım. Evet. Ee, Avrupa Birliği'nin gizli masonik kimliği Gül ve Haç kardeşliği Alfa Yayınlarından çıkmış bir kitap. Evet. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi Vakit bulursa iç içinden bazı sorular soracağım evet. abi. Şimdi bakın. Evet. Burada çok enteresan evet. hususlar var. Şimdi diyelim ki şuna şöyle başladık. Yönetenler var. Bir de evet. yönetilenler var. Şimdi yönetilen yönetenlerin bir defa takvimi farklı kullandıkları takvim farklı bir takvim. Ne demek? Istiyorsunuz? Siz 365 evet. günlük bir takvim kullanıyorsunuz. Bu adamların takvimi sadece 360 günlük. 5 beş gün, beş gün ne oldu? 5 gün yok orada. Bakın ne oldu 5 gün. Ve bu 360 günlük takvimi kullanma süreleri tam 500 yıldır bunu kullanıyorlar. Yani onlar hayatı 500 çarpı 5 ne yapar? 2500 gün, gün. Evet. öncesinden biliyorlar olayları. Çünkü olayları yönetici değil mi? Daha çok yaşıyorlar çünkü. Hayır yaşamıyor. Süreden mı? dolayı daha ha, çok yaşamış siz, Siz tabii. onu mesela bugün ortaya şu olay çıkıyor. O olaya bu adamlar 2500 gün önce karar vermişler. Karar vermiş oldu. Anladabildim evet. mi? Anlıyorum. Dolayısıyladır ki bir defa kullandıkları takvim farklı bir takvim. Yani 360'a dayalı bir takvim. Siz Gregorian takvimine tabisiniz. 365 gün. Adam diyor ki Gregory bir papaydı. Hiç onun abuk takvimini ben izlemem diyor. Bizim izlediğimiz takvim budur. Ve onların takvimine göre davranıyor. Birinci mesele bu. Dolayısıyladır ki birçok olay insanlar için şaşırtıcı. Hiç beklenmedik. Anlatabildim mi? Aa böyle oldu derken bir bakıyorsunuz o adamlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü o zaten 2500 yıl önce şey e, gün önce, Gün özür dilerim. önce konuşulmuş, konuşulmuş, bir konu. Şunu şöyle şimdi. yapalım. Evet. Bardağa suyu koyalım demişler 2500 gün önce. Siz geliyorsunuz, "Aa bardakta su var." diyorsunuz 2500 gün sonra. Misal olarak evet. anlattım. İkinci bir husus kullanılan düşünce metotları, düşünce düşüncenin yani bugün buna zihin okuma metotları denir vesaire şu bu denir gizli paradigmalar. Ilim, evet. evet, gizli ilimlerin bu böyle bir tarafı var. Mesela gizli ilimlerde bir olay var. Dream sending diyoruz biz buna. Rüya transfer etmek. Ben sizin aklınıza bir olayı tak, transfer edebilirim. Sadece size bakarak. Evet. Transfer edebilirim ve siz farkında bile olmadan başlarsınız o rüyanızı anlatmaya veya o rüyaya göre yaşamanıza yaşamaya başlarsınız. Bunların hepsi tarihte denenmiş, yapılmış inanılmayacak kadar zengin bir literatür ama gizli. Şimdi ben Isaac Newton'un kitabını yayınlamak için Zürih'te ki kitabın orijinali bendeydi yani. Bende olmasına rağmen yayınlamak için üniversiteden dediler ki yok bir dakika bakacağız. Kitabın yayınlanabilmesi için Z ve küçük Z. Bir büyük Z, evet. bir de küçük Z izni diye bir izin var. Bu izni almadan bu kitabı yayınlayamazsınız. Niye? Bu kitabı yayınlarsanız insanların aklı karışır. Isaac Newton'la ilgili karışır, hayatla ilgili karışır, dinle ilgili karışır ve tanrı kavramıyla ilgili karışır. Öyleyse bunu sadece ve sadece 500 adet basacaksınız. 500 adet sadece ve belirli insanlara adrese gidecek. O Kimler zaman. alacaksa evet. birbirine kefil olarak alacak. Bakın yayıncılık kolay iş değil evet. Avrupa'da. Bu kitaplar için yoksa roman, roman. Onlar. Z'nin Z anlamı bu mudur? Büyük Z evet. e, üniversite'nin izin verdiği anlamına evet. geliyor. Yanında bir de küçük Z konuyor. O küçük Z de doğrudan doğruya sadece ve sadece e, bütün üniversitelerin profesörler heyetinin birlikte izin verdikleri anlamına geliyor. Onay. Onay, evet. onay, onay, izin dedim. Evet. İşte o onay yani. Onay verdikleri anlamına geliyor. Evet. Aksi takdirde yayınlanamıyor. Dolayısıyla mesela o kitap 500 adetti zaten. Hepsi satıldı. Ama çok pahalı yapıldı fiyatı. 800 evet. dolardı tanesi kitabın. Ama altın baskı falan. Dünyada da en Abi şimdi güzel kitap buradan seçildi. şunu anladım diyorsunuz ki dünyanın oluşumunda bazı insanların ayrıcalıkları vardır. Tabii. tabii. Böyle anlaşıldı. Evet, bu ayrıcalıklar herkese intikal etmez. Bu ayrıcalıkları elinde tutan insanlar bunu bir şekilde kullanacaklar. Aynen. Şimdi bu kullananlar kimlerdir abi? Şimdi bunu kullanmaya talip olan talip çok on, var. Tabii talip olan çok olan var. Çok var. var. Masonlar da onlardan biridir. Evet. Ama mesela Bildenberg var. Evet. Mesela CFR diye bir evet. teşkilat var. Amerika daha çok yeni bir ülke biliyorsunuz. Evet. Tabii ki kendini dünyanın hakimi görmek istiyor. Çünkü bakın tarihe bakın. Mesela tarihte Roma İmparatorluğu demiş ki dünyanın hakimi ben olacağım demiş. Olmuş. Olmuş. Evet. Daha sonra bir imparatorluk gelmiş Osmanlı demiş ki hakim ben olmuş. Komünizm bir ideoloji olarak demiş ki dünyanın hakimi ben olacağım. Olmuş bir dönem için. Evet. Bunlar geçmiş. Şimdi o da diyor ki protestan olan Amerika diyor ki tarihte hiçbir zaman protestanlar dünyanın hakimi olamadılar. Bir de yedek güç var kim? Yahudiler. Yahudiler. Evet. Evanjelik gruplar ve Yahudiler diyor ki ya bir kere de biz dünyanın sahibi olalım yani. Evet. Ve dolayısıyla her türlü bilgi, her türlü birikimden yararlanmazsanız zaten dünyanın hakimi olamazsınız. Ama ben size işin özünü söyleyeyim. Dünyayı yöneten birileri var mı? dünyayı tek bir devlet gibi algılayarak hayatın her alanında ama A'dan Z'ye her alanında ahlak alanında, cinsel anlayışlar alanında, bilgilenme alanında, kültürlenme Tüm alanında bütün yaşam tarzı bütün yaşam tarzımız itibariyle bunlara yön vermek isteyenler var mı? Daha doğrusu bir üst tasarım ve akıl. o üst tasarımcılar evet. var mı diye sorarsanız var. Bakın diyor ki adam mesela saçlar şöyle kesilsin. Abi şimdi bu üst tasarımcılar hep bizim konumuz. Evet. Bu programın asıl konusu da bu. Üst tasarımcılar kaç kişidir? Kaç gruptur? Kendi aralarında çatışırlar mı? Şimdi Tabii. burada örnekler vardık. CFR bunlara geleceğim yine ama vaktimiz el verirse veyahut da masonik bazı topluluklar, kuruluşlar. Fakat bunun daha üstünde kuruluşlar var mı? Var. Evet. Şimdi bakın mesela 1446 aklımda yanlış kaldıysa. Evet. E, e, İskoçya'da, Edinburgh'da He. hemen bir kilometre ötesinde Roslin var, Roslin Chapel var, Roslin'de bir kilise benzeri bir yer var. İçerisi boydan boya gizli semboller ve işaretlerle dolu. Burası bu tapınak şövalyelerinin... yeri, e, St. Clair diye bilinen He. bir yer. Şimdi oradaki sembolleri, işaretleri okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki dünyaya hakim olma fikri çok daha gerilerden geliyor. Yani Firavunlar döneminden beri herkes dünyaya hakim olma. İnsanoğlunun Dünya... varoluşundan bu yana bu yönetimden bahsettiniz. Zaten yönetime birileri muhakkak aday. Evet. Aday ama mesela ne oluyor? Ne oluyor? Belli bir grup getiriyor getiriyor getiriyor. Ondan sonra o grubun çalışmaları kendini yok etmeye başlıyor. Bunun enteresan tarafı budur. Kendi kendisini yok ediyor. Buna salaman der. Yani sendromu kendi kendine denir. rakip oluşturma anlıyorum. Kendi içinde rakipten evet. bahsediyorsunuz. Salam, evet. Salaman der. Salaman der bir kertenkele, evet. yani fiktif bir kertenkele. Evet. Salaman der. Evet. Sendromu denir. Yani geliyor geliyor getiriyor. Kendi kendini yediği için. Yemeye başlıyor. Evet. Bugün için bugün için konuşalım bunu. Bugün dünyayı yöneten örgütlerden, e, gül ve haç kardeşliği de olmak üzere, e, bunların hazırladıkları projeler var. Bu projeler diyorlar ki dünya ve evet. dünyadaki devletler ve insanlar her 108 senede bir büyük bir değişim yaşarlar. Evet. Bu değişimin ilk 36 senesi benim kitaplarımda da vardır enigmatik çağdır. Yani bildiğiniz her olayı o güne kadar bildiğiniz her olayın yanlış olduğunu, yalan olduğunu, gerçekte hiç <laughs> Sizi bir palavraya inandırmış olduklarını öğrenme çağınızdır. 36 sene bütün dünya için evet. geçerli. Bu dönem 1989'da başladı. 1989'dan 36 yıl koyun, 36 yıl süreyle insanlar en iyi bildiği olayı bile yahu böyle değilmiş bizi aldatmışlar mı Her olayın gerçekliğini öğrenirler. Bu daha önce defalarca yapıldığı evet. için ben size bu son dönemi anlatıyorum. Şimdi ellerinde de o bilgileri tutuyor birileri. Evet. Mesela bir örnek verelim. Efendim yer çekimi değil mi? Bir Yarın öbür gün birisi çıkar der ki ya siz yer çekimi diye inandınız ama aslında bu atmosferin itimiydi. Yer çekimi falan diye bir olay yok. Evet. Bunun gibi yani. Veya ikiz miyim? kuleleri meğerse... Meğerse ikiz evet. kuleleri e, Dick Cheney ve arkadaşları Yıkmışlar. Organize etmiş. Evet. Bu bu tip. Yani ne biliyorsanız size göre sahih zannettiğiniz bilgilerin tamamının yanlış olduğunu öğreten bir dönem yaşanıyor. Bu abi de, de devlet, devlet, devlet. politikasındır da aynı bu, zamanda Bu şu anda. Her tarafta. Evet. Her tarafta bir dönem evet. uygulanıyor. Bu çünkü her tarafta hazırlanmış bunun evet. elemanları var. Şimdi bu sundukları hikayeler, bunları hikaye diyelim şu anda. Bu sundukları evet. hikayeler yine başka bir işe servis mi yapılmak için söylüyorum. Evet, gelecek 36 yılın tabanı hazırlanıyor. Evet. Yani gelecek 36 yılın tabanı hazırlanıyor. Mesela bugün bakıyorsunuz Mustafa Kemal'e yönelik bir karalama kampanyası var veya bazı şeyler, bazı olaylar var. Bakıyorsun neden bu yapılıyor? Bir tabu yıkılsın, yerine yeni bir tabu oluşturulabilsin diye. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi demek ki 36, 36, 36, 108 yıllık bir periyotta dünya baştan aşağı yenilenir. Evet. Ve bu yenilenme hareketleri de hep sembolik olarak doğudan başlar. Doğudan başlar, batıya intikal ettiği gün 108. yıl tamamlanmış olur. yeni doğudan yeni bir. başlar. Evet. Şimdi biz birinci 36 dönemindeyiz şu anda. Bu birinci 36 döneminde de insanlar doğru bildiklerinin yanlış olduğunu, onun için enigmatik muamma çağı yani evet. çağıdır bu dönem. Bu dönemde doğrusunu öğrenemezsiniz, doğrusunu hep ikinci dönemde öğreneceksiniz. İkinci 36'da göreceksiniz. İkinci 36'da öğreneceksiniz. Böyle değil mi? Şu anda Ama, değişen sistemdeki yani bu enigmatik davranış nedir abi? Şu anda bize sunulmak istenen bütün istenir. siyasi çalkantılar. Hepsi aklınıza ne geliyorsa bir yere oturtamamak. Ne oluyoruz ya? Ne oldu? Bitti. Eyvah, şurada şu mu oluyor? Bu mu? O mu? Dikkat ederseniz müthiş bir çalkantı var dünyada. Evet. Bilmem Lehman Brothers batması evet. mümkün olmayan bir kuruluş diye görülürken kafa üstü batıyor. Evet. Sonra bir tane başka bir şey çıkıyor hemen. Anlatabiliyor muyum? Bir belirsizlik çağı. Enigma zaten, muamma, belirsizlik demek. O belirsizlik çağında yaşıyoruz şu anda. Bu çağ özel olarak oluşturuluyor. Şimdi Aytun abi Anladığımız kadarıyla bunu belirsizlik veya enigma çağı, kavramların da de sürekli değiştirilmesi diyelim mi bunun içinde? Aynen. Içi, Daha doğru. İçini olur. boşaltıp evet. iç, yeni kavramlar. Yeni koyuyoruz. kavramlar. Bakın buna bir örnek vereyim evet. isterseniz. Ateist kavramı mesela. Evet. Ateist kavramı Hristiyanlığın başladığı dönemde ilk kez kullanılıyor ve kimler için kullanılıyor biliyor musun? Aziz Pol başta olmak üzere ilk Hristiyanlar için bunları ateist diyorlar. Niye? E diyorlar ki ya işte 20-25 tane tanrı var. Birini seçin. Bunlar diyorlar evet. ki hayır biz onlardan değiliz. E peki ne yapıyorsunuz siz? E siz tanrıları reddediyorsunuz yani. Öyleyse siz hepiniz ateistsiniz diyorlar ve hani şu meşhur Roma'nın arenalarında öldürülen Hristiyanlar var ya Evet. hepsi gerçekte ateist oldukları hiç yani için öldürüldüler evet. o gün için o gün için ateist o anlama geliyor ama Bakın, bugün için Vatikan bugün yeni bir kavram başka. yani şimdi çok güzel bir yere değiştiniz. kavramların değişmesi işte o gün için Roma'daki ateistler bugünkü Hristiyanlar bugün Vatikan için ateistler bakıyoruz Marx, Engels veya Darwin gibi kişiler. Bunların da başlangıcının arkasında yine Vatikan'ı görüyorum ben. Doğru mu? Vatikan'ı değil de şunu görmeniz gerekiyor. Hristiyan de... altyapısı diyelim. Bravo, evet. bravo. bravo. Marx Yahudilikten geldi. Evet. Hem Yahudiliği hem Hristiyanlığı çok iyi biliyor. Dini bilmeden hiçbir yere gidemezsiniz Ertan. Evet. Di... Mesela Avrupa Birliği'ne girelim diyorlar. Ya kardeşim adamın dinini bile bilmiyorsun. Türkiye ve Türkler evet. Avrupa'nın tarihinde var kültüründe yoklar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Avrupa tarihi Türkler olmadan yazılamaz. Ama Avrupa kültüründe hiç yer almamışız. Sebepleri de çok mühimdir yani onun sebepleri. Baktığınız zaman Avrupa'nın kendine has kültürü içinde yetişmemişiz biz. Orada bir trinite var. Evet. Üçlü baba oğul kutsal ruh evet. sistemi kurulmuş orada. Yani yasama, yürütme, yürütme yargı. yargı. Evet. Bu sistemi adam orada gördüğü için diyor ki benim dinimin seküler hali demokrasidir. Ve demokrasi İslam kültüründe yetişmiş olanlar tevhid ve vahdet kavramı içinde tek çizgi içinde yetişmişlerdir. Üç, tanrılı, yürütme ve yargı da o tekliğin içindedir hepsi. diyelim. Hepsi onun evet. o bütünü içindedir. Evet. Ama burada hepsi bağımsızdır. Evet. Üçü bir aradadır. Şimdi böyle bir sistem içinde yetişmemişiz. Böyle bir geçmişimiz yok bizim. Teslis geçmişimiz yok. Yani e, <laughs> Hristiyanlığın Trinite anlayışına dayalı bir dini yapı ve o sosyal yapı yok bizde. Evet. Ne var bizde? Biz sonradan layıkleşme diye aldığımız zaman işte yasama, yürütme, yargıyı ayırmışız. Demokrasi bir türlü oturamıyor çünkü insanoğlu genetik yapısı ve DNA'sı itibariyle bizim bölgenin insanı demek istiyorum o bütünlüğü arıyor o evet. tekliği arıyor nerede bu teklik? bir kişi söylesin kardeşim bir kişi otorite olsun Neyse o tevhid ve o vahdeti arıyor demokrasi onun için çok kolay uymuyor bakın Cumhuriyet fikrine kimse karşı değildir Türkiye'de Belki de işte saltanat isteyen çıkar bir birkaç evet. bin kişi çıkar belki ama Cumhuriyet fikrine kimse karşı çıkmaz ama demokrasi de demokrasi seninle, deyince işler, işler değişiyor evet. Demokrasi deyince işler karışıyor. Şu anda da onun açılımlarını konuşuyoruz. Onun açılımları evet. yaşanıyor zaten. Şimdi gene yöneten ve yönetilenlere bakarsak bu 108 yıllık periyodun birinci periyodunda çok büyük çalkantılar, altüst oluşlar, yok oluşlar, belli olaylar tarihten silinir gider ve yerine yenileri gelir, konur. Evet. Bu, bu dönemde konmaz. İkinci 36'da çıkarlar ortaya. Şimdi.